Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende benzerlik konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa numarası 59'un sağ tarafındayız. Yine açı 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 benzerliğini anlatacağız. Açı 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 o kadar önemli ki. Üçüncü videodayız. Bakın dikkat edin. Ama çok ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. Her soru çeşidi. Ya soru çeşidi soru kalıbı öğretmek için değil tabii ki de bu işi öğretmek için yapıyoruz. Buradaki göreceğimiz kalıp da çok önemli arkadaşlar. Buradaki göreceğimiz kalıp da nerede işimize yarayacak? Dikdörtgende, karede. Hatta katı cisimlerde bile karşımıza çıkacak, çoğu yerlerde karşımıza çıkacak. Şimdiki öğreneceğiniz kalıpla ilgili yani ee, daha dikdörtgeni kareyi görmeseniz bile karşınıza dikdörtgen sorusu çıksa, kare sorusu da çıksa rahat bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar. Rahat olun. Evet, kalıp 2. Şekilde 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla olduğunda alfa beta açıları yazılır demişiz. Ben de diyorum ki ya kibarını yazmışım buraya kitap dili. Alfa beta açılarına dal kardeşim. 90'lar 2 ya da 2'den fazla olduğunda alfa betaya dal. Bak şimdi. Şurada 90 dereceler 3 tane. Ya bomboş üçgenler. Hocam Pisagor bağıntısı mı yapacağız? Bak Pisagor bağıntısı yoksa o yok bu yok şu yoksa benzerlik. Benzerlik içinde 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapacakmışsın? Açılara dalacakmışsın. Hocam benzer üçgen değilmiş gibi duruyor. Ama bak dikkat et. Şuraya alfa buraya beta dersen Alfa ile beta'nın toplamı ne oldu? 90 oldu değil mi? Evet ikisinin toplamı 90. E şu açıyla şu açının toplamı da 90. O zaman burası da alfadır. Beta ile neyi toplarsak 90'dır alfayı. E bu açıyla bu açının toplamı da 90'dır dik üçgenden. O zaman burası da beta yapar. Bak önceden bomboştu. Şimdi açılara daldığımız da zaman ne oldu? Alfa beta alfa beta. Yani sırasıyla da alacaksınız. Bak sırasıyla. 90'lar havada uçuyorsa. Alfa 90'sa sıradaki betadır. 180'e tamamlamada. Beta 90 ise bu da doğrusal olduğunda 180 e tamla var. Burası da alfadır. Alfa 90 ise burası da betadır. Bak ne oldu? Şu üçgenle şu üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman bu iki üçgen benzer. Ha, iki üçgeni benzer yakalayınca artık şunları sileyim. İki üçgeni benzer yakalayınca ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Başka da bir altı yapmana gerek yok kardeşim. Tamam. Aynı açının karşısındakileri oranla bitsin. Zaten benzerse bak şu üçgende şu üçgen benzerse benzerlik tırnağı yazacak olursak ABC üçgen ile ABC e, hangi üçgen? EDC değil bak dikkat et. ABC üçgeniyle ile alfa 90 beta diye gittim. Alfa 90 beta diye gideceğim. CDE üçgeni benzer olur diyeceğiz. Ve benzerlik oranı da aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir arkadaşlar. Onu yazmamıza gerek yok. Artık içinizi işledi. Bak Segor bağıntısı. Saçma Pisagor varsa saçma Pisagor'la ilgili şu kenarı sakın Pisagor uygulama. Sakın. Ha özel üçgen varsa tamam sıkıntı yok. Onda bir sıkıntı yok. Ama bak buradan saçma bir kenar çıkacağı belli. Tamam o zaman dik üçgenden çıkmıyor. Oradan buradan şuradan çıkmıyor benzerlik. E bakıyorum 90'larıma da uçuşuyor. O zaman alfa beta. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa 90 sa sıradaki beta. Tamamı 90 sa alfa. Alfa 90 sa sıradaki beta. Aa şu üçgenle. Şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Aynı açılara sahip. Alfa beta 90, alfa beta 90. O zaman aynı açının karşısındaki kenarlar oranı benzerlik oranı eşittir. Bakıyoruz. Alfanın karşısı 4 kenar, alfanın karşısı 8. Hocam 4 bölü 8. 90'ın karşısı 7 bölü. 90'ın karşısı burada. X değil dikkat edin. X artı 4 deyip içler dışlarda sonucu ulaşacaksınız. Ama ne dedim? Kolay bir benzerlik varsa. Alfanın karşısı 4 kenar, alfanın karşısı 8. 1'e 2 oran var. 90'ın karşısı 7 iken 90'ın karşısı 2 orandan 7 ise 14 olacaktır. O zaman buraya da kaç kaldı? 4'ü buradaysa buraya da 10 kaldı diyebiliriz. Yani x'i kaç bulduk? 10 bulduk sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Ya bak burada bak. Hiç bak benzerlik benzerlik aklında yok. Benzerlik konusundayız diye benzerlikten çözeceğiz diye bir şey yok. Öncelikle ne verilmişse onu kullanacağım. Hocam 45 var. Özel açı mantığı. Kullan kardeşim. Hocam 45'i gören İnsanoğlu ne yapar? Hop diki çizer. Çizdin diki. Özel açı mantığını kullanıyorum. 45 45 90 üçgeni. 4 kök 2 hocam bunlar 4 4 oldu. E tamamı 6 ise in... bıraktı şuraya da bir 2'yi yaz. Geldim şuraya. 30'u gördük. E, 30'u gören insanoğlu da şunu yazmaz mı kardeşim? Hop çektin diki. Bak diki çizince 30 60 90 üçgeni. Özel açı mantığını uyguladım. 90'ın karşısı 10 sa 30'un karşısı 5. Başka da bir şey yok. Aa takıldık kaldık. Takıldıysak ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Pisagor yapsak mı hocam? E, AC artı CE. AC artı CE sistemi. AC'yi bulmam lazım. Demek ki burası 2 kök 5. Burayı da bulacağız arkadaşlar. Vallahi Pisagor'dan Pisagor'dan bulamıyorum. O yok bu yok şu yok. Ne yapacağız benzer. Aa 90'lar havada uçuşuyor. Yani 2 ya fazla. Bak 1, 2, üç tane arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağım. Yani alfa beta'ya dalarken de bir dik üçgenden başla. 90'ların oldu. Şuradan başladın. Alfa 90'sa sıradaki beta. Beta 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. A şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Burada alfanın karşısı 2'nin. Öbüründe alfanın karşısı kaç oranı arkadaşlar? Alfanın karşısı 2'nin. Alfanın karşısı 5'e oranı. Eşittir. Burada 90'ın karşısı isteniliyor. O zaman 90'ın karşısı 2 kök 5'in. Buradaki 90'ın karşısı x diyebiliriz. Ya da beta'nın karşısı 4'ün beta'nın karşısı a'ya deyip Pisagor'dan sonra burayı da bulabilirdik arkadaşlar. Fark etmez. 2 iken 2 kök 5 olmuş 5 iken de 5 kök 5 olur diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız 5 kök 5 çıktı. Yalnız burada size güzel bir yol söyleyeceğim. Arkadaşlar lütfen 4 kulağınızla dinleyin. Can kulağıyla dinleyin arkadaşlar beni. Can kulağıyla dinle. Çok önemli. Ya biz bu işi öğreniyoruz da ince noktalarını da öğrenelim ki hızlanalım. Şimdiki söyleyeceğim yol bazı sorularda hayat kurtaracak sende. Bak mesela ben ne yapıyorum. Benzerlikte öyle tamam. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. O ayrı bir konu. Ama bu klasik bir yol arkadaşlar. Biz soru yazarken bak işin sırrını da veriyorum size. Ya iki üçgende güzel bir kat veriyoruz arkadaşlar. 1'e 2, 1'e 3 gibi. Ya da şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bak dikkat et. Alfa beteyi yazdım. Burada da alfa beta var ya. Bak dikkat et. Dikkat et. Alfa'dan beta dik kenarlarda 1'e 2 oran olabilir. Bak alfadan beta'ya geçiş kaç? Alfadan beta'ya geçiş alfadan... Beta'ya geçiş. Kaç kat arkadaşlar? Bak 2 iken 4 olmuş. O zaman bu üçgende de aynı oran vardır arkadaşlar. Alfadan beta'ya geçiş. Öyle yani baktın. Aynı açının karşısındakiler oranladın. Oranla sıkıntı yok. Ama dikkat et. Alfadan beta'ya geçişte de güzel bir kat varsa soruda onu uygulamanı tavsiye ediyoruz. Çoğu soruyu kafadan yapmana yardımcı olacaktır arkadaşlar. bu. Özellikle burada. A alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. 2 kat varsa. Burada da alfadan beta'ya geçiş direkt 1'e 2 diyebilirsin. Yani 5 iken beta'ya geçiş 2 katıdır 10 diyebilirsin. a Pisagor 5 10 5 kök 5 1 2 kök 5 üçgenler. Direkt kafadan sonuca ulaşabilirsin. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Çok zor sorularda falan bunu kullanıyoruz arkadaşlar. <laughs> aklında bulunsun. Yani aklında bulunsun. Kafadan kullanabilirsiniz yani bunu. Hatta öklit bağıntılarında bile yapabiliyoruz bunu ama neyse soruları geldiği zaman yerinde gösteririz arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. ya anlatan en güzel sorudur. Can kolayla dinleyin yine arkadaşlar. Çok kolay bir soru ama alfabetalı soruları anlatan en güzel sorulardan biridir. Dinle. Bak şimdi. Hocam bu bir kare. Bak aynı zamanda kare soruların içerisinde de sorulabilir. Sen artık bir dikdörtgen sorusunu ve kare sorusunu yapmaya aday birisin. Ama bu sorudan sonra kesinlikle yapmaya aday birisin. Çünkü çok karışık işlerle karşılaşıyorsunuz sana karışık bana göre değil. Ama bu sorudan sonra sana göre de karışık bir soru olmayacak arkadaşlar. Bak şimdi. Bu tür sorular daha doğrusu. Evet bu bir kare ise karenin alanı soruluyor. X'i bulursak olay bitti mi arkadaşlar? Bitti. Hocam ne yapacağız burada? E bu kare olduğuna göre bunlar 90'ar derece değil midir? 90'ar derecedir. Bak dik üçgen yok. O yok bu yok şu yok. Benzerlik. Benzerlik aklına geldi. 90'lar havada uçuşuyor. Ne geldi aklına? Alfa beta. Dal o zaman. En küçükten başla. Alfa 90 sıradaki beta. Beta 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Beta 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Heh tamam girdik. Şimdi dikkat et. Benzerlik arayacağız. Aa hocam ya burada bak benim yaptığım hata şuydu. Siz de bunu yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Eee bak şimdi. Ne yapacaksınız? Ya hocam alfa beta'ya daldım ama kafam karıştı. Bir sürü alfa beta'lı üçgen var. Sayalım beta'lı alfa beta'lı üçgenleri. Hocam birincisi bu. Hocam ikincisi bu. Hocam üçüncüsü bu. Hocam dördüncüsü de en büyüğü. Dört tane üçgende birden benzerlik yazmaya çalışıyorsunuz. Hocam alfanın karşısı x. Alfanın karşısı buraya a diyorsunuz. Alfanın karşısı 6 diyorsunuz. Büyüklüğü alfanın karşısı tamamı diyorsunuz. Ya dört tane üçgen var. Bu dört tane üçgende önemli olan ne biliyor musunuz burada da arkadaşlar? Alfa betalara daldıktan sonra zaten alfa betalı üçgenler biraz gıcık gibi gözüküyor ama çok kolaydır. Ama şu mantığı bildikten sonra. Üçgen seçeceksin kardeşim. Bunu unutma. Üçgen seçimi burada çok önemli. Yani sen tutup da şuradaki boş üçgeni seçmeyeceksin. Şu boş üçgeni. Ya boş. Hiçbir kenar uzunluğu yok. Niye benzerlikte bunu katacaksın? Kenarları belli olan üçgeni seçeceksin. Hatta daha da garantiye alalım. Üçgen seçerken iki kenarı belli olan üçgen seçeceksin. Yani bir tanesi bu. Hocam buradaki kenar yok ki. Hayır var iki kenar. Senden x isteniliyor. Yani x de bir kenardır aslında. İki kenar var mı? Var. Bak üçgen seçimi çok önemli. Bak buraya yıldıza at. Üçgen seçimi de burada. Üçgen seçimi diye böyle ünlemi koy. Yıldız 5 yıldız burası. Çünkü bazen karşına 10 tane birden alfabetalı üçgen gelecek. O 10'un birden bakacağın yeri bileceksin. O onunla birden iki kenarı belli olan üçgene bakacaksın. Çok kolaydır. Evet. Hocam bunu seçebilirim benzerlikte. Başka şurada iki kenar yok. Bir de burada üçgen seçimi yapabiliriz arkadaşlar. Evet üçgenler bunlar arkadaşlar. Haydi benzerliği uygulayalım. Şu üçgenden başlıyorum yıldız koydum. Zaten soldan sağ fark etmez. <laughs> alfanın karşısı yani şey e, ben soldan sağa seçiyordum. Yıldız koymama da gerek yok da neyse sizin için koyuyorum. Burada alfanın karşısı kaç arkadaşlar? X'in öbüründe alfanın karşısı 6'ya. O zaman buraya geldim yine buradan başladım. Beta'nın karşısı var burada. 2'nin Buradaki betanın karşısı. X oranı diyeceğim. İçler dışlar. X kare eşittir. 12 geldi. Zaten karenin alanı isteniyor bizden. X'i bulmama gerek yok. X kare soruluyor bana. X kare de direkt 12 eşittir arkadaşlar. Anladınız mı? Alfabetalı soruları anlatan en güzel sorudur arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Çünkü bazen 7-8 tane birden dik üçgen karşınıza çıkacak. Oradaki kafadaki karışıklığı atan bir cümle bu. Üçgen seçimi cümlesi arkadaşlar. Dikkat edin buna. Tamam mı gençler? Bak çok önemli burası. Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Geçen sene analitik içerisinde böyle bir şekil geldi. Ve böyle bir şekli yine analitik sorusunda benzerlikten çözüldü arkadaşlar. Bence geometrinin en zor sorusuydu. 2021 LYS sorusuna bakın. Diklik merkezi ve e, diklik merkezi olan bir soruydu arkadaşlar. Sözel bir soru. Baktığınız zaman görürsünüz zaten. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Ne var burada? E hocam Pisagor mu yapacağız? Ya bak Pisagor'dan çıkma. 2, 4, 2, 4, 5. Burada da dik üçgen falan yok. Hocam buradan bunu çizsem. Yok öyle çizimler. Özel bir durum olmadığı zaman kafanıza göre çizim bizim yok. Ne yapıyorum? Bunu çiziyorum. Hocam Pisagor'dan bunu buldum. E buradaki kenarlar AB dedim. İşte bunu çizmek seni yanlış yönlendiriyor kardeşim. Bak çizme yok. Hocam dik üçgenden çıkmıyor. Özel açım özel açı yok. Açı ortak kenar ortak yok. O zaman ne, var, e, ne vardır kardeşim? Büyük ihtimalle benzerlik vardır. Benzerlikte de E 90'lar var burada. 90'lar 2 ya da 2'den fazla mı? Evet, burası 90 derece, burası da 90 derece. 2 tane 90 var yani burada. Hocam 4 tane 90 var burada. Ya 4 tane değil yani 90 burası da 90, 90 burası da 90 yani. 2 tane 90 var. E, ne var burada o zaman? Alfa beta var. Hocam alfa beta'ya başlarken nereden başlayacağız? Ya biraz önce ne dedim ben? Üçgen seçimi çok önemlidir dedim, değil mi? Benzerlikte üçgenler iki kenarı belli olan üçgen seçeceksin. E o zaman burada mesela şu üçgeni seçeceğim belli arkadaşlar. Ya bu üçgeni seçeceğiz belli. İki kenarı var arkadaşlar. O zaman alfa'ya buradan başlayalım. Ya bazı arkadaşlar hani şuradan başlıyor. Alfa 90 buraya beta diyor. Başka da bir alfa beta açısı yazamıyor mesela. O yüzden şuradan başlarsak mesela alfa dersek beta dersek şu üçgende arkadaşlar. Bakın şu üçgende. Alfa beta. Hocam bak, beta ise burası alfa deme sakın. Beta ise burası da beta ters açıdan. Beta 90 sıradaki alfa oldu. Başka Aa burada da bir dik üçgen var. Alfa 90 burası da beta oldu. Şimdi dur. Üçgen seçeceğiz. Hocam bir üçgenimiz bu. İki kenarı var. Hocam diğerinde bunu mu seçecek? Yok ya. Ne var burada? İki kenar var mı? Yok. O zaman bunu seçmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu seçtik. Tamam eyvallah. Üçgenleri sayalım. Hocam bir bu. İki bu. Üç. Şu büyüğü. Dört. Şuradaki büyüğü. İşte bak kenarlar beni belli edecek. Burada hocam x. X'i bulacağız ya. X'i e, kenarlardan bir tanesi x'li olmalı. Hocam x'li bu üçgeni seçemem ama x'li bir de şu büyük üçgen yok mu arkadaşlar? Var. O zaman şu sarı üçgenle x'li bu büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 6 eşittir. Beta'nın karşısı 4 bölü küçükten başladık. Beta'nın karşısı x artı 2 klasik yoldan yapabilirsiniz arkadaşlar. X'i de buradan bulursunuz. Ya da alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 6 3 kat var. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 12 diyebilirsiniz. Dolayısıyla direkt 10 çıkar arkadaşlar cevap. Ya da bak alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Güzel bir kat var. O zaman mavi üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Alfanın karşısı 6 ise betanın karşısı 1'e 2'den dolayı 12'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış hızlanmak için bu yöntemleri ya güzel bir kat vardır ya da alfadan beta'ya geçiş güzel bir kat vardır. Genelde yazarlar bu şekilde yazıyor. Ben bu şekilde yazıyorum. ÖSYM'de soru yazan adam da bu şekilde yazıyor arkadaşlar genelde aynı açının karşısında belli bir kat yoksa alfadan beta'ya geçiş güzel bir şeydir arkadaşım. Aklında bulunsun. Evet. Böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Buradan cevap 10 geliyor. Klasik yollarda bulabilirsiniz. O pratik yollarla da bulabilirsiniz. Pratik yollarla yapmaya çalışın. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman CD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Aa, ben burada CD'yi bulmam lazım. 90 dereceler bak. 6 12 ise tamam 6 kök 5. Yani güzel bir kat varsa tabii ki Pisagor'u uyguluyoruz. E burada bir şey yok. E hiçbir yerden soru çıkmıyor. Oradan buradan şuradan soru çıkmıyor. O zaman ne yapmalıyız arkadaşlar? Ne yapmalıyız biliyor musunuz arkadaşlar? 90'lar benzerlik var mı diye bakıyoruz. Benzerlik bak 90'da varsa demek ki alfabeta. Dal kardeşim alfa, beta ya alfa dedik beta dedik alfa dedik kaldı. Allah Allah ne yapacağız burada? Hocam dik üçgen yok. Bazen de dik üçgeni biz oluşturabiliyoruz ki zaten buradaki x'i bulmak istiyorsak ne yapacağız? Dik üçgen lazım. Bazı arkadaşlar kosinüs teoreminden yapıyor. Hocam burada kosinüs teoremini yazarım. Kosinüs alfa lazım bana. Kosinüs alfa da burada 6 bölü 6 kök 5 diyor. Buradan da yapabilirsiniz tabi ama ben kosinüs teoremini biliyorsunuz çok fazla kullanmayı sevmiyorum. E burada madem alfa beta dedik alfa şu x'i bulmak için 90 derece dik üçgenden bulabiliriz. Ya bir uzunluk isteniliyorsa nereden bulunur arkadaşlar? Ya dik üçgenden içerisinde özel açılı falan filan üçgenler olabilir. Ya da benzerlikten. E benzerlikten bulamadım. Demek ki dik üçgen de kullanacağım arkadaşlar. Dik çizeyim şuradan. Ya da şu mantıktan da gidebilirsiniz. Alfa beta alfa dedik kaldık. E hocam bir dik çizeyim o zaman. Ya buradan dik çizeceksiniz arkadaşlar. Ya da buradan dik çizeceksiniz arkadaşlar. Ama şuradan dik çizmek daha mantıklı sanki. Buradan dikimizi çizdik. Dik çizince alfa 90 ise burası da beta oldu mu? Oldu. Aa, şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam Aynı açının karşısındakiler oranlayalım. Bırak kardeşim onu. Ne var burada? Bak şimdi. Bak bu sefer beta'dan alfaya geçiş 1'e 2. Gördün mü? O zaman bu kısa yolu uygula. O zaman burada da beta'dan alfaya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası A ise burası 2A'dır kardeşim. A 1 2 kök 5 üçgeni. A kök 5 eşittir 4 kök 5 ise A'yı buradan ne buluruz? 4 buluruz. O zaman A 4 ise burası kaç oldu arkadaşım? 8 oldu. A bunun tamamı 12 idi. O zaman burası 4 ise buraya da 8 kaldı. Bakın burada ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar, dik üçgen çıktı. 8 8 ise o zaman burası da kaç yapar? 8 kök yapar sevgili gençler. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Bazen de alfabeteye dalınca e, benzer üçgenler çıkmazsa dik üçgeni de biz kendimizde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Evet sorumuzun cevabı bu aldı. Geldik şuraya. Bak dikdörtgen soruları arkadaşlar. Siz bunları gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Hocam dik üçgen oluştursam böyle. Yok, yanlış. dörtgende de diyeceğim zaten arkadaşlar. Önce bak, ek çizimlerden önce ne? Verilen bilgileri kullanacağız. Verilen bilgiler de halinde çıkmazsa o zaman dik üçgeni oluştur. Ya sen burada dik üçgeni oluştur. Şu kenarlar belli olmuş olsaydı evet, Pisagor'dan bunu bulabilirdin. O zaman yapabilirdin ama ben size şunu da söyleyeyim. Dikdörtgen konusunda da söyleyeceğim. Bir dörtgenin içerisinde ya da karenin içerisinde ekstra bir 90 derece varsa Sakın ama sakın ek çizim ek çizim bir şeyler yapayım deme. Direkt alfabete al. Ki zaten buraya baktığımız zaman bak ilk etapta. Hocam 3 6 3 kök 5. Vallahi bir şey gelmedi. 12 ise burası da 12. Yazdık tamam. Ne yapıyoruz? Bir şey yok. O yok bu yok şu yok. Yani dik üçgenden çıkmıyor. Oradan çıkmıyor. Buradan çıkmıyor. Ne yapıyorduk? Alfabete yazıldık. Dal kardeşim alfabete ya. Alfa 90'sa burası beta. 90'lar havada uçuştuğu için. 2 ya 2'den fazla olduğu için. Beta 90 alfa yaptı. Alfa 90 burası da beta yaptı. A Hatta burası da alfa yaptı. A, benim için önemli olan ne? Alfa, beta üçgenler. Bak bir tane burada, bir tane de burada. Ben şuradaki A değerini bulursam x'i de bulurum arkadaşlar. E, klasik yolda alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı 12'ye işte betanın karşısı 6'nın betanın karşısı A'yı oran diye yapanlarınız vardır. Ama alış kardeşim şuna alfadan betaya geçiş kaç? 1'e 2. Burada da alfadan betaya geçiş 1'e 2'dir o zaman. Yani 12 ise burası kaç yapar? 24 yapar. Bizden burası isteniyor. Burası 27 arkadaşlar. O zaman burası da 27 yapar. 24 artı 3'ten dolayı. Evet x kaç çıktı? 27 çıktı. Klasik yolla da yapabilirsin. Beni ilgilendirmez. Ama ben sana bu yöntemi de kullanmanı tavsiye ediyorum. Alfadan beta'ya geçiş 1'e iki kolay bir kat varsa daha kolay bir şekilde sonuca ulaşırsın kardeşim. Geldik bir sonraki soruya. Bak şimdi öyle kafana göre bunu çizeyim bunu çizeyim falan yok. Bir ekstra bir 90 derece var mı? Ya da bakın bu bir dikdörtgen 90 derece mi? Evet. Dikdörtgen harici ekstra bir 90 var. Ya da 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya e dalacaksın. Benden ne istendi? AD uzunluğu. Ama ilk önce dikdörtgense dikdörtgenliğini bilelim bunun. Yani 9 ise karşısı 9 x ise burası da x. Verilen bilgileri biz şekilde yerleştir öncelikle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? E, 90'lar havada uçuşuyor. A hocam öklit var. E, keşke öklit olsaydı. HPK yok ki. Öklit uygulayamıyoruz. Uygulayamıyorsak da ne yapacağız? Alfa beta'ya e dalacağız. Dal kardeşim bir yerden başla. Alfa beta, alfa, <laughs> alfa burası 90 ise burası beta yaptı. Tamamı 90 ise alfa yaptı. Alfa 90 ise burası da beta yaptı. Hatta bunun tamamı 90 ise burası da beta yaptı. Hocam bir sürü üçgen var elimde. 1, burası 2, burası 3, burası 4, şu büyüğü 5, bu büyüğü 6, şu büyüğü 6 tane üçgen var arkadaşlar. Belki de 7 tane. Ben 6 tane saydım şu anda. Neyse 6'sını da birden benzerlik mi uygulayacağız? Hayır. İşin esprisi neydi? Üçgen seçimiydi. Kenarları belli olan üçgen seçeceksin kardeşim. Sen tutup da hocam 4 var burada deyip şu üçgende benzerlik yapmayacaksın. Sadece bir kenar var arkadaşlar. Benzerlik için bu üçgeni seçemezsin. Ama benzerlik için bak 4'e baktığın zaman 4'e x'lik şu üçgeni seçebilirsin kardeşim. Üçgen seçimi çok önemli. Bir tanesi bu. Ee, öbürü hangisi hocam? 9'a var burada. 9'a ait şu üçgeni seçebilir miyim? Hayır iki kenar yok. İki kenarı belli olan 9'a ait 9'a x'lik bu üçgen var. Ya da x'e 9'luk şu alttaki üçgeni de seçebilirsiniz. Fark etmez. Aa, sarı üçgenle şu siyah üçgen ne oldu? Benzer oldu. Haydi bakalım aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Sarı üçgenden başlayalım. Alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı büyük üçgende. Siyah üçgende. Şuradaki siyah üçgende. Alfanın karşısı oranı eşittir. Sarıdan başladım. Betanın karşısı var burada. X'in siyah üçgende betanın karşısı 9 oranı. X kare eşittir 36'tan X'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz gençler. Evet. Bu sorunun cevabı da böylelikle 6 geldi. Bak aynı soruyu dikdörtgen de soracağım size. Orada da alan diye soracağım. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Bu sorunun aynısı da. Lacivert'in de hatta. Hatta aynısını yine kare sorusunda sordum galiba arkadaşlar. Çok benzeri ya da ee, dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu ne demiş? Kare. Bu bir kare ise kareliğini bilsin. Her yer 6 ve burası 6 ise burası da 6 burası da 6 burası da 6 değil midir arkadaşlar? Evet 6 <laughs> yazdık. A 90'lar havada mı uçuşuyor? Evet bak dik üçgenden üçgenden çıkmıyor arkadaşım. O zaman ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız kardeşim. Bunlar 90'lar derece. Çünkü hocam öklet ök, bantısı yok maalesef. O zaman dal alfa beta'ya. Hocam dalıyorum. Alfa buradan başladım mesela. İstediğin yerden başla. Alfa 90'sa sıradaki beta. Beta tamamı 90'sa sıradaki alfa. Alfa burası 90 sıradaki beta ters açıdan dolayı beta beta 90 sıradaki alfa alfa bak burası da 90 sıradaki beta hocam burası da beta hocam üçgenler bir sürü var ya hangisine benzerlik uygulayacağım bak sayalım hocam 1 burası 2 burası 3 büyüğü 4 şurası 5 burası 6 şu büyüğü 7 de şu büyüğü 7 tane üçgen var burada ne yapacağız bu üçgenler kafanı karıştırmasın kardeşim önemli olan nedir dedik üçgen seçimi Kenarları belli olan üçgen seçeceksin. Tutup da x burada diye bu üçgeni seçmeyeceksin benzerlikte. İki kenarı belli olan üçgen seçeceksin. unutma. Hocam bu üçgeni alamam. İki kenarı belli olan. Zaten bak belli ediyor. Sayılara baktığın zaman belli ediyor. Hocam 2 iki var, 2'nin yanında 6 var. Aha da bu üçgeni alacağım belli. Tamam. X'a e ait de bir kenar seçmeliyim şimdi üçgen seçmeliyim. Siz artık bu soruyu büyük ihtimalle rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Normalde çok zor bir sorudur ama iki kenarı belli olan üçgen seçme mantığı diye düşündüğünüz zaman artık bu sorular sizin için çocuk oyuncu ya. Hocam x'e ait şu üçgeni. Yok seçemem. İki kenar yok. Hocam x'e ait şu üçgen. Hayır. iki kenar yok. Sadece x artı 2 var. Hocam x'e ait bak şu büyük üçgen. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani şu üçgende iki kenar var mı? Var. Hadi benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 2'nin. Alfanın karşısı 6'ya oranı eşittir. <laughs> Kolay bir kat var da neyse. Klasik yoldan gideyim. Alfanın karşısı 2'nin. Alfanın karşısı 6'ya. Betanın karşısı 6'ya. Buradaki beta'nın karşısı 6 artı x oran. Kolay yol şu şekilde. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 6 3 kat. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 3 kat 18 olacak. 6'sı buradaysa burası 12 olacak diyebilirsiniz. İşlemden zaten cevabı yine 12 bulabilirsiniz. Ya da hocam alfadan beta'ya geçiş çok güle. Çok güle. Güle ne ya? Çok kolay değil mi? Alfanın karşısı 2 iken beta'nın karşısı 6 oldu. Hmm, 3 kat var burada. Alfanın karşısı 6 iken betanın karşısı da 3 kat olacak. 18 diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? bu yöntemler mutlaka mutlaka kullanın. Klasik yöntemle de bu şekilde de bulunabiliyor arkadaşlar. İşler dışlarda yapsanız. X'i 12 buluyorsunuz. Evet cevap 12 çıktı ve geldik şu soruya. Dikkat ilk böyle 2 sene önce yazmıştım ben bu soruyu arkadaşlar. Sonra acilin içine de koyduk. 2 sene önce mi yazmıştım? Yok 3 sene önce yazmıştım bak bu soruyu. 3 sene önce yazdığımda arkadaşlar bu soruyu bu soru sınavda çıkmıştı. Yani ilk böyle yeni nesil bir soru yazayım diye böyle bir şeye çıktığımda o sene çıkmıştı arkadaşlar. Aynısı. Yani hem benzerliği işin içine katan bir de hem de katlama sorusu olan soru arkadaşlar bu. 3 sene önce sınavda karşımıza çıktı. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki karton CE boyunca katlandığında bir kere katlanılan şekli ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir geriye doğru açıyoruz. Açtık. Üst üste binen kenarlar. Bak burası 5, burası 10. Burası 5 iken yine burası 5'tir. Burası 10 iken yine burası nedir arkadaşlar? 10. Şimdi burası ne? Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. 90 ise 90. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Peki. Bir şey olmadı. Hocam bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen olduğundan dolayı da bunlar da 90'ar derece midir? Evet. Vallahi bir şey yapamıyoruz. AE uzunluğu isteniliyor bizden. Şuradaki X uzunluğu isteniliyor bizden. Vallahi Pisak oradan çıkmıyor. 5, 15, 5 kök 5, 5. Oradan buradan şuradan çıkmıyorsa ne vardır? Büyük ihtimalle <laughs> benzerlik. 90'larda 2 ya da 2'den fazla. O zaman alfa beta'ya da alacağımız A çıkar. O zaman bak x'li üçgen burada ya. Buradan başlayayım. Alfa 90'sa burası beta. Beta 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Hocam tamam şu üçgenle şu üçgen benzer ama ya ikişer kenarı yok burada. Ne yapacağız? Bazen ikişer kenarı olmayabilir. Başka da alfa beta'lı üçgen yok zaten. Bunlar var yani elimizde. Ama bakın çok güzel bir şey var. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10. Benzerlik oranı 1'e 2 arkadaşlar. Bazen de benzerlik oranını da kullanmamız gerekebilir. Evet bakıyorum şu üçgenle bu üçgende 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 olduğundan benzerlik oranı 2 kat. Beta'nın karşısı x ise beta'nın karşısı burası nedir arkadaşım? 2x'dir. Başka da bir şey yapamıyorum. Hocam buraya iki, ikinci bilinmeyeni yazsam mı? Vallahi gerek yok bence çünkü niye? Hocam bu bir dikdörtgen değil miydi? Evet. Bunun 10 olduğunu biliyoruz. E Hocam burası da 10. Buraya ne kaldı o zaman? 10 2x kaldı. Burası 10 olduğundan dolayı. 10 2x kaldı. Aa, Pisagor bağıntısı 5'in karesi eşittir x'in karesi artı 10 eksi 2x'in karesi. yazanlarınız var mı hala ya? Yapmayın. Yapma Allah aşkına. Kardeş ne vardır burada? 5 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. Ya da tam tersi 4, 3, 5 üçgendir arkadaşlar. 3 koysak x yerine 3 koyduğunda burası 6 10 eksi 6'dan burası 4 çıktı mı çıktı sağlaması da tuttu buradan da işlem yapsan zaten x 3 çıkar nereden hissiyat maneviyattan dolayı kardeşim evet x'i buradan 3 buluruz zaten bizden de a e uzunluğu x isteniliyor cevabımız 3 çıktı arkadaşlar ve geldik ken 06 evet ken 06'yı hala bilmeyeniniz var mı bana ken 06 da diyorlar niye Ankaralı değilim arkadaşlar neyse devam edelim bunu da siz azıcık düşünün. Soruya bakalım. Bu tablo şekildeki gibi zemine paralel olacak şekilde. Evet, zemin burasıymış, burası da duvarmış arkadaşlar. Duvara asılmış. Bu tablo şekildeki gibi zemine paralel olacak biçimde duvara asılmıştır. Evet arkadaşlar, bu tabloyla da ilgili yani bu tablo sorusu da 2 sene önce çıktı. E, haberiniz olsun. Bakın 3 sene önce şu çıktı. 2 sene önce bu çıktı. Benzeri yani. Bu tablo sorusunu yapan ee, o soruyu yaptı, rahatlıkla yaptı arkadaşlar. Yani gerçekten böyle fasiküldeki soruların böyle çok mantığının aynısı olan sorular gerçekten çok fazla çıktı arkadaşlar sınavlarda. Devam edelim neyse. Bu tablo şekildeki gibi zemine paralel olacak biçimde duvara asılmıştır. <laughs> DVC köşelerine sabitlenmiş 17 santimetrelik ipler O noktasına e, iplerin diğer ucu O noktasına yapıştırılmıştır. Evet, şöyle iki tane ip varmış, bir ucu buraya, bir ucu buraya yapıştırılmış. AB 35 17 17 verilmiş arkadaşlar. AB 30 BC ee, 5 verilmiş. Tablonun zemini en kısa uzaklığı da 26 ymış. Bu tablonun zemini en kısa uzaklığı arkadaşlar bir kere burada ne var? Şurası 30 ya. İkiz kenar olduğu için tabana ait yükseklik belli. E, zemini olan en kısa uzaklığı dediğine göre arkadaşlar. Tablonun zemine olan uzaklığı dediğine göre. Şuradaki uzunluk kaç olarak verilmiş arkadaşlar bize? 26 cm olarak verilmiş. Zaten burası da kaç? 5 şuradaki uzunluk 5. Hocam bu ikiz kenar tabana ait yükseklik ya burası. Hani burası dikse bu da zemine paralel ya. Burası da dik oldu. 30 ise bunlar da 15-15 oldu. A 15-17. Ne üçgeni? 8-15-17. Bakın bu O noktasının zemine olan uzaklığını ne buldum? 26. 5 daha 31. 8 daha 39 buldum. Evet. O noktasının zemine olan uzaklığını 39 buldum. Devam edelim. Bir süre sonra ipin bir ucunun yapışkanı dayanmıyor ve İkinci şekildeki gibi OC'nin uzantısı yere dik olacak biçimde tablonun A köşesi, A köşesi zemine değiyor. Evet buradaki ip dayanmıyor. Yapışkandan atıyor. Ve şekil bu hale geliyor. Bakın ipimiz dayanmıyor. Burada da OC'nin uzantısı nereye? Zemine dik olacak şekilde diyorsa oradaki bilgiyi kullanmak zorundayım. Bunun devamını getirmeliyim. Zemine dik olacak şekilde e, A köşesi de zemine A köşesi de zemine değiyormuş arkadaşlar. E ben ipin uzunluğunu ne biliyorum? 17. E biraz önce ben buraya 39 buldum. E şunun tamamı 39 39'sa o zaman buraya kaç kaldı kardeşim? Şurası 39 39'sa 22 mi kaldı buraya? Evet şuraya 22 kaldı. Büyük ihtimalle bunu kullanacağım demek ki. Çünkü niye? Geometri neydi arkadaşlar? Verilen bilgileri kullanmaydı. Ya da bulduğum bilgileri kullanma işiydi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Buna göre D köşesinin zemini olan uzaklığı nedir diye soruluyor. D köşesinin zemini olan uzaklığı. He. Şimdi arkadaşlar 90'lar havada uçuşuyor. Yalnız şurası 90 derece burası da 90 derece. Tamam 90'lar havada uçuşuyor da alfa beta'ya dalsam. Hocam alfa dedim beta dedim. Bak alfa dedim beta dedim. E, beta 90'sa alfa. Alfa burası 90'sa burası beta. E, buna ait hiçbir üçgen yok. Demek ki buradaki üçgenle ilgili bir şey yapmayacağım. 22'de kullanmam gerekecek ya benim. Aa 22'de nasıl kullanabilirim? Şu bütün uzunluğu Hocam şöyle bir dikdörtgene tamamlarsam 22'yi de kullanabilir miyim? Evet. 22 ise buraya 22 eksik x kaldı. Tamam 22 olduğundan dolayı. Evet. <laughs> Sonra başka ne var? Şurası 5 burası 30'du. Şunları kullanalım. Burası 5 burası 30'du. A hocam alfa beta'ya da almıştık. Alfa 90 burası da ne yaptı? Beta yaptı. Beta 90 burası da alfa yaptı. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Hocam iki kenarı yok. Olsun. 90'ın karşısı 5 ken, 90'ın karşısı 30. Yani 1'e 2 oran. Pardon. 5 ken 30. 1'e 6 oran var arkadaşlar burada. 1'e 6. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 30 olmuş çünkü. 1'e 6 oran var. O zaman beta'nın karşısı x ise beta'nın karşısı nedir arkadaşlar? 6 x'dir. Pisagor bağıntısı hocam. 30 ile ilgili pisagor bağıntısı yapmak canımı sıkar. O zaman 1'e 6 oran vardı. Alfa'nın karşısı 22 eksi x ise buradaki alfa'nın karşısı da ne olacaktır? 22 eksi x bölü 6'ya eşit olacaktır. 1'e 6 orandan dolayı. Aaa pisagor bağıntısı yapmazsınız herhalde. 5'in karesi bunun karesi artı bunun karesi yapmazsınız. E hocam burada 5 varsa büyük ihtimalle hisset, hissiyat maneviyat. 5 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. Acaba buraya 3 koysam 22 eksi 3 kaç yaptı? 19 bölü 6, 4 yapmadı. E 3 ile 4'ün yeri değişik olabilir. Buraya 4 koyarsam 22 eksi 4, 10, 18. 18'i de 6'ya bölsem burası da 3 yaptı mı? Yaptı. E o zaman buradaki uzunluk kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Hissederek çözdük ama olsun. İşlem kalabalığı da yapmamış olduk. Siz de istedin kardeşim. ÖSYM'deki soru yazan adam da öcü değil. Yani böyle Pisagor'la Misagor'la yaptırtmıyor. Soru yazarların hepsi bu şekilde özel üçgen kalıbı üzerine koydurtturuyorlar. Bunu unutma. Diğer türlü benzerlikteki benzerlikteki çoğu soru tabii ki şey olmuyor. Mesela diğer benzerlik türlerinde iki katı üç katı falan varsa özel üçgen kalıbı olmuyor tabii ki de. Dik üçgenlerde genelde böyle tam sayı çıksın diye bu şekilde yapıyoruz. Tam sayı çıkmayan sorularda da alfadan beteye geçiş Olayı vardı yani. Ona dikkat ederek yazıyoruz genelde tam sayı çıksın diye arkadaşlar. Ya bırak konu anlatmayı. Soru yazarlarının sırrını veriyorum size arkadaşlar. İstediğin her sene hissetmeyle ilgili de soru da geliyor karşımıza arkadaşlar. Ya bu hoca da ne sallıyor demeyin. Sallamıyoruz arkadaşlar. Hissediyoruz. <laughs> Neyse geldik buraya. Ali Bey uzunluğu 4. AC uzunluğu 12 verilmiş. Fatma Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Hocam niye Fatma Kara diyorsunuz hep ya? Bilerek yazıyorum arkadaşlar bunları da ben. FK uzunluğu. KF yazmıyorum da FK. Anamın adı kardeşim hep yazıyorum. EK yazıyorum. FK yazıyorum. Bilmem ne yazıyorum. Sülaleyi kullanıyoruz yani sorularda. Devam. Soruya bakıyoruz. ABCD kare. Hmm, kare. Fatma kare uzunluğu. Fatma kare uzunluğu. X, X, X ve X. Ne yapacağız hocam? Hiçbir şey yapamıyorum. Pisagor misagor yok. O zaman ne yapıyoruz? Dal kardeşim alfabete ya. 90'lar havada uçuşuyor. Dalalım kardeşim alfabete ya. <laughs> alfa, beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Şimdi arkadaş ne yapıyorduk? Benzerlik yakalayınca yani alfa betaları da alınca üçgen seçimi yapıyorduk. Üçgen seçimi için ne yapıyorduk? İki kenarı belli olan üçgen seçiyorduk. Bak şimdi dikkat. Hocam şu üçgeni seçemem. İki kenarı yok. Hocam bu üçgeni seçemem. İki kenarı yok. Hocam bu üçgeni seçemem. İki kenarı yok. Ama büyük üçgen. Sadece büyük üçgende iki kenarı olan üçgen var. Ama sadece büyük üçgeni seçtiğimde yanına başka bir üçgen de seçemiyorum. Eyvah ne yapacağım? İşte burada. Dikkat edin arkadaşlar. 4'e 12. Betadan alfaya geçiş. Kaç kat? 3 kat. Heh. İşte buna dikkat edin arkadaşlar. Burada benzerlik bir üçgen bulamıyorsanız. Benzer üçgenler bulamıyorsanız. Sadece tek bir üçgende kenarlar varsa. işte burada alfadan betaya geçiş ya da betadan alfaya geçiş. Burada beta'dan beta'nın karşısı daha kısa ya, o yüzden beta'dan alfa diyorum. Beta'nın karşısı dörtgen alfa'nın karşısı 12 olmuş. Beta'dan alfa'ya geçiş. Beta'dan alfa'ya kaç geçiş var? 1'e 3 geçiş var arkadaşlar. 3 katı. İşte burada 1'e 3 ya. Diğer üçgenlerde de başla. Mesela en küçük üçgenden başlayalım. Şuradan şuradan mı başlasak? Yok. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Beta'nın karşısı. Ya başladığınız yer doğru değilse silip yeniden başlayabilirsiniz. Mesela burada alfa'nın karşısı x'e Beta'nın karşısı x ise e, burası 3x diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> A hocam burada beta'dan alfa geç 1'e 3. O zaman buradan başlar daha mantıklı. Şurası A iken burası ne olacak? 3A. A burası da 3A. Burası da 3A. E hocam burası 3A ise beta'nın karşısı 1'e e 3 olan vardı. O zaman burası da kaç olacak? 9A olacak diyebiliriz. FK uzunluğu. Ha ben A'yı bulursam PK uzunluğunu da bulurum arkadaşlar. 3A'yı. Bakın şuradaki uzunluğun tamamı A cinsinden çıktı. 9, 12, 13A burası. 13'a. Neye eşit? Pisagor bağıntısından bulabilirim. Hocam 13'a kare. 4'ün karesi artı 12'nin karesi yapanlar varsa var ya saçını başını yolasın gelir ama dua et sınıfta değilsin. Yapmıyorsan değil mi oradan? Kısa <laughs> yoldan yap kardeşim ya. 4 var 12 var. Hocam burası 4'ün 1 katı. Hocam burası 4'ün 3 katı. Hocam burası da 4'ün kare 3'ünde diğerlerinin kareleri toplamı değil miydi? Yani 1 artı 9'dan 4 kök 10 yaptı arkadaşlar burası. Ya, açıklayıcı bir şekilde yazayım. 4 çarpı kare içinde kareleri toplama. Bunun karesi artı bunun karesi. 1 artı 9 yani 4 kök 10 yaptı arkadaşlar. He, bunun tamamı 4 kök 10'muş. Yani 13 a eşittir 4 kök 10 ise a buradan 4 kök 10 bölü 13 geldi. A benden ne isteniyor? X. X dediğimiz nedir arkadaşlar? 3 a isteniyor bizden. Yani 3 çarpı 4 kök 10 bölü 13 isteniyor. O zaman x buradan ne geldi? 12 kök 10 bölü 13 geldi. Böyle saçma bir cevabı aslında kolay bir şekilde bulduk diyebiliriz arkadaşlar. Bu da benzerlikteki son nokta diyebiliriz. Böyle sorularda da karşılaşabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, lütfen ama lütfen alfa'dan beta'ya geçiş ya da beta'dan alfa'ya geçiş güzel bir kat varsa soruda lütfen bunu kullan kardeşim. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Evet, açı açı benzerliğinde kalıp 2'yi de bu şekilde halletmiş olduk. Valla her kalıbı yani kalıptaki her soru çeşitini verdim arkadaşlar. Soru çeşitle ezberleyin diye değil de, yani konuda bir kalmasın diye her soruyu yazdım. Yani hocam videolar uzun sürüyor demeyin. Biz ne dedik daha öncesinde kardeşim? Biz burada çoğu yapmıyoruz. Yani çoğu için ekran karşısına çıkmıyoruz. Çoğu için ekran karşısına çıksak 10 dakikalık videolarla bu işi anlatırız size. Burası neresi arkadaşlar? Burası geometriden özel ders aldığın yer. Videoların uzunluğuna bakma. Ee, ders ciddiyetinde önünde defterin olacak. Not alman gereken yerleri de not alarak işlemlerini yapacaksın ve özel dersini benden alacaksın kardeşim. Mantık bu. Temel mantık buydu. Neyse fazla gevezeliğe gerek yok arkadaşlar. Böylelikle açı 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 benzerliğini çok şükür bitirdik. Sırada ne var? Kenar açı kenar benzerliği var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.